Merhaba Soner. Merhaba Gökhan. Nasılsın? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Ben deyim. Ya ben bu tasları inceledim geçenlerde de. Çok fazla tas var. İşte B2Dish olarak var. Diğer tas çeşitleri var. Bunlar nelerdir, ne işe yarar? Onları bana bir öğretebilir misin? Tamam, ilk önce beauty dişlerden başlayalım. Beauty dişler ya da diğer bir adıyla portre tasları bizim portre fotoğraf çekimlerinde sıklıkla tercih ettiğimiz bir ışık şekillendiricisi. Godox'ta bunun 42 santim, 54 santim, 55 santim gibi farklı çapta, farklı derinlikte portre taslarını, beauty dişlerini bulmak mümkün. Ayrıca haricen satılan, haricen temin edebileceğiniz gridler ya da bu diğer adıyla petek dediğimiz gridler de tercih edilerek ışığın daha doğrusal bir şekilde gitmesini sağlayabiliriz. Bu sayede de ışık etrafa çok fazla dağılmadan istediğimiz sertlikte, yoğunlukta ve istediğimiz işte sertlikte gölgelerin oluştuğu ışığı direkt modelimizin üzerine yansıtabiliriz. Diğer softbox'lar gibi katlayıp ebatını küçültmek mümkün olmadığı için bunu taşımayla ilgili biraz sıkıntı yaşanabilir. Yani herhangi bir çantamıza bir softbox'ımızı, bir Octavox'umuzu koyabiliyorken beauty dişi bir çantada taşımak çok mümkün olmayacaktır. Bunun için ayrı bir kutusuyla ya da ayrı bir çantada taşımak gerekecektir. Ama dediğim gibi portrelerdeki etkisi inanılmazdır. Genelde eğer buna bir flaş değil de sürekli ışık takarsanız ve duvara doğru çevirirseniz oluşacak ışığı direkt görürsünüz. Yani modele çarpacak ışığı direkt görürsünüz. Orta tarafı biraz daha karanlık, etrafta halka şeklinde daha aydınlık bir ışık verecektir size. Beauty dişler bu şekilde, dediğim gibi sert ışıklar, sert gölgeler istediğimizde ve portre çekimlerinde sıklıkla tercih ettiğimiz ışık kaynaklarından, ışık şekillendiricilerinden bir tanesidir. Peki diğer reflektör taslar ne işe yarar? Yani flash aldığım zaman içinden çıkan reflektör tas mesela ne işime yarar? Nerede kullanabilirim onu? Genelde Godox'tan bir para flash satın aldığımızda içerisinden ADR6 diye bir tas çıkacaktır. Bu tas hem şemsiye takmamızı olanak sağlayacaktır, hem de ışığımızın amaçsız bir şekilde etrafa yayılmasındansa belli bir yere doğru ışığı toplamamızı sağlayacaktır. Ama eğer biz daha farklı, yani açıları daha geniş açılı ya da daha dar açılı ışıklar kullanmak istiyorsak ya da daha sert ışıklar kullanmak istiyorsak, o zaman Godox'ta RFT 13, 14, 17 gibi reflektör tasları da bulmamız mümkün. Bunlar ne? Ya bunların arasındaki farklar ne? RFT 13 21 santimlik bir çapa sahipken ışığımızı 65 derecelik bir açıya vurmamızı sağlayacaktır. RFT 14 18 santimetrelik bir çapa sahip 60 derecelik bir ışık sağlayacaktır bize. Işığımızı 60 derecelik bir alana vurmamızı sağlayacaktır. RFT 17 diğerlerine göre çap olarak daha küçük olsa da 15 santimetrelik bir çapa sahip. Işığımızı 110 derecelik bir açıyla yansıtacaktır. Yani burada dikkat etmemiz gereken şey aslında tasımızın çapının büyüklüğü değil. Birincisi tasımızın yapısı, ikincisi de içerisinde kullanılan malzeme, içerisinde kullanılan parlak yüzey. Diğerlerinde RFT 13'te ve 14'te biraz daha mat bir kaplama varken RFT 17'de çok daha parlak, ışığımızı çok daha sert vurabileceğimiz bir kaplamaya sahip. Bu sayede de daha geniş açıları eğer aydınlatmak istiyorsak RFT 17 reflektör tası tercih edilecek taslardan bir tanesidir. Godox'ta son olarak böyle göründüğünde diğer taslardan farklı bir yapıya sahip olan fon, arka plan tasları da bulmak mümkün. RFT 18 bir fon tası, fon arka plan tasıdır. Genel olarak YouTube videolarında ya da bazı eğitim videolarında eğer görürseniz sunucu herhangi bir şey anlatır. Şu anda benim iki tarafımda farklı renklerde, farklı renk sıcaklıklarında iki ışık vuruyor. Ama bazı çekimlerde göreceksiniz. Modelin tam arkasından etrafına doğru yayılan bir ışık vardır. Arkaya koyduğumuz herhangi bir tane fon ışığı sadece fonu aydınlatmayıp modeli ya da sunucuyu da aydınlatacağından dolayı RFT 18 fon tası bizim sıklıkla tercih ettiğimiz bir tastır. Bu sayede kullandığımız ışık ya da önüne taktığımız renk filtreleri sadece arka fonu aydınlatacak, modelimizin ya da sunucunun sadece arkasını aydınlatacak, etrafa çok fazla yayılmayacaktır. Bu sayede de yine bizim çekimlerimizi çok daha fazla kolaylaştıracaktır. Peki bana yardımcı olduğun için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sorumda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.